İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Frank Miller için yeni bir dönem başlıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın insanı misyonu Suriye'ye vardı. Hükümet kendi programını parlamentoya sunacak. Rus birlikleri Halep sakinlerine yeniden insani yardımda bulundu. Kudüs'teki Ermeni seramiklerinin UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi teklif edildi. Wikipedia'da Batı Ermenice yakında Doğu Ermenice'den ayrılacak. Batı Ermenistan'ın Sebastia şehri. WPHH'in 29. sayısının yayınlanması nedeniyle büyük komplikasyonlar sanatının ustası Frank Müller, Cenevre'deki Watchland merkezinde 2500'den fazla misafiri ağırladı. Uzun zamandır beklenen bu hafta yeni binalarından ikisini sergilemek için harika bir fırsattı. Bu sayede tüm saatçi ustaların selamlanması ve yenilikçi ve eşsiz Remember koleksiyonu parçalarının sergilenmesi sağlandı. Frank Miller tarafından açılan Watchland, Cenevre Gölü ve Mont Blanc'a muhteşem bir manzara sunan Janton'un kalbinde eşsiz bir yerdir. İşte burada 14-18 Ocak'ta saatçilik alanında bu eşsiz saatçiliğin yüksek sanat sergisi düzenlendi. Saatçilik alanının elitleri Frank Müller'in 16 bin metrekarelik bir alanı kapsayan yeni inşa ettiği iki bina ile de tanıştı. Bu binalarda yaklaşık 450 uzman çalışmakta ve Frank Müller'in 30 markasının hikayesi bulunmaktadır. İsviçre mimarlık gelenekleriyle dizayn edilen yapılar, Frank Müller'in evinin başarısının yatsınamaz bir kanıtıdır. Frank Müller saatlerinin yöneticisi Vartan Sırmakeş şunları dedi. Bu kadar çok insanı bu eşsiz mekanda selamlama ve bu işte bize ilham veren duyguları paylaşma fırsatı bulduğuma sevindim. Bu vesileyle Frank Müller 2019 tarihli koleksiyonlarından bazıları olan Vanguard Crazy Hours, Vanguard Lady Skeleton, Vanguard Racing, Vanguard Yachting Ankor Skeleton ve Scafander'ı takdim etti. Watchland'de yaklaşık 2500 misafir birkaç gün içerisinde bu eşsiz fırsatı kullanarak Frank Müller'in üretim süreciyle tanıştılar ki çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri artık şüphe uyandırmıyor. Bugün 8 Şubat'ta doktor, mayın temizleme uzmanları ve onların güvenliğini sağlayan personelden oluşan Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın 83 kişilik insani misyonu Suriye'nin Halep kentine vardı. Haberi paylaşan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artur Novanisyan, Ermeni uzmanlar Halep'in askeri operasyonlar dışında bulunan bölgelerinde mayın temizliği ve sivilleri mayın konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapacak misyon ayrıca tıbbi hizmetler de verecek. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Suriye halkına insani misyon çerçevesinde insani yardım gönderme kararında Suriye ve özellikle Halep'te silahlı çatışmalar sonucunda yaşanan insani kriz, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Kurulu'nun 2017 yılındaki No 2393 ve 2018 yılındaki No 2401 tasarları ile Suriye tarafının yazılı talepleri etkili oldu diye belirtti. Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında Ermeni uzmanlarının konuşlandırılması statüsü, işlevleri ve güvenlikleriyle ilgili sorunlar Ermenistan Cumhuriyeti mevzuatına göre düzenlenmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin bugünkü olağanüstü oturumunda hükümet programını onayladı ve yasada öngördüğü şekliyle parlamentoya sunacak. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti programı aşağıdaki bölümleri içermektedir. Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin temel kurallarını, dış ve iç siyasetinin güvenliğinin sağlanması, usulsüzlüğe karşı mücadele, özgür, onurlu ve mutlu vatandaş, rekabetçi, katılımcı ve kapsayıcı ekonomi, bölgesel yönetim, yerel öz yönetim ve altyapılar, yüksek teknoloji, dijitalleşme ve askeri sanayi ile devlet maliyesi yönetimi Ermenistan Başbakanı Paşinyan hükümetin yeni programıyla ilgili yaptığı açıklamada biz programda ekonomik devrim anlayışını öne sürdük ve böylece Ermenistan'da ekonomik devrimin başlangıcını ilan etmiş olduk ifadelerine yer verdi. Yasaya göre parlamento hükümetin programını 7 gün içinde oylaması gerekmektedir. Rus birlikleri Halep'in iki bölgesine yaklaşık 2 ton Arap ekmeği gönderdi. 2016 yılında Halep'i kurtarmak için teröristlere karşı verilen mücadelede en çok Al-Amriya ve Beyt Aydın zarar gördü. Şimdi Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep barışçıl bir hayata döndü. İnsanlar evlerini tamir ediyor, temel gıdalar üretmeye çalışıyorlar. Ancak şu anda en temel gıdalara ihtiyaç var. Hatta ekmek bile yeterli değil. Bütün bunların farkında olan Rus birlikleri sivillere insani yardım sağlamaya çalışıyor.'' ve böylece Rus tarafı tahrip edilen bölgelere yeni bir parti insani yardım daha gönderdi. Kent sakinleri savaş sonrası insanların şehre döndüğünü ancak çoğunun yaşayacak yeri olmadığını söylüyor. Bu açıdan zorlu bir durum ortaya çıktı. Onlar insani yardım için şükranlarını ifade ediyorlar. Kudüs'teki Ermeni seramikleri UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmelidir. Böyle bir fikri Jerusalem Post'aki makalesinde Elazer Nudel dile getirdi. Yazar, UNESCO listesine dahil edilmesi gereken altı puanlık bir listeyi temsil ediyor. Nudel yazdığı makalesinde 1922'den beri Ermeni el yapımı kil kaplar Kudüs'te popüler bir fenomen haline geldi. Ermeni kil çömleklerinin çiçek desenleri Kudüs'ün kartviziti haline geldi diye belirtmektedir. Wikipedia Hayastan adlı Toplum Kuruluşu Başkanı Susan Namıgırdıçan basına yaptığı açıklamada belirttiği gibi çok dilli Wikipedia adlı ansiklopedideki ücretsiz içerikle iki hafta içinde Batı Ermenci için ayrı bir alan oluşturulacak. Wikipedia'nın Ermeni bölümünde Batı Ermenice makaleler daha 2014 yılından itibaren yazılmaya başlanmıştı. Ne yazık ki Batı Ermenice bir ISO koduna sahip değildi ve ayrı bir dil olarak bunu elde etmek için uzun bir zaman harcandı. Magardican, Gülbenkian Vakfı ile yaptığımız işbirliği sonucunda ISO kodunu elde ettik dedi. Onun sözlerine göre dil kurulunda Batı Ermenice'nin Wikipedia'da Doğu Ermenicesinden ayrılması gerektiğiyle ilgili bir karar bulunmaktadır. Wikipedia Hayastan adlı toplum kuruluşu başkanı teknik sorunlar kaldı. Sanıyorum yaklaşık iki hafta içerisinde bu sorunlar da çözülecek ifadesinde bulundu. Wikipedia'da Batı Ermenici olarak 7000'den fazla makale yazıldı. Batı Ermenistan'ın Sebastia şehri Gemerek ilçesi Batı Ermenistan'ın Sebastia ilinin Tonus bölgesinde bulunuyor. Bölgenin başlıca yerleşim yerlerinden biridir. Gemerek isminin Gamirk isminden ve Kımmer Gomer Atan'ın ismiyle anılan ülke adından kaynaklandığı varsayılmaktadır. 16. yüzyıl başında Kilikyalı Ermeniler tarafından kuruldu. Gemerek'in güneyinde Hınzori dağları uzanmaktadır. 19. yüzyıl başlarında ve 1895-1896 yıllarında buranın Ermenileri Osmanlı katliamcılarına karşı ciddi direnişte bulundular. 1915 yılında ilçeye yakın 9 köyün Ermenileri buraya sığındı. 1915 yılındaki Ermenilere karşı uygulanan büyük soykırım sırasında gömerekli kadınlar şeytan deresi diye anılan vadide topluca katledildiler. Soykırım sırasında az sayıda kurtulanlar ise Doğu Ermenistan'a göçüp Yerevan'daki Zeytun Mahallesi ile diğer yerlere yerleştiler. Kurtulanlardan tek tük insanlar tekrardan Gemerek'e yerleştiler. 1946 yılında 245 kişiyle 40 ev Ermeni sakini mevcuttu. Ermeniler Kayseri ağzıyla konuşuyorlardı. Gemerek'te Surp Asfazadin ile Surp Savariş Kiliseleri vardı. Surp Gevork adlı manastır da bu ilçedeydi. Gemerek ilçesinde 200 erkek çocuğun eğitim aldığı Aramyan ve Lusinyan adlı liseler vardı. Bunlardan başka kızlar için iki okul ve okul derneği mevcuttu. Ulaşköyü Batı Ermenistan'ın Sebastia şehrinin Gangali kasabasında bulunuyordu. 1852 yılında 200 ev, 1915 yılında 400 evle 3350 Ermeni sakini yaşıyordu. Köyde su değirmeni çalışıyordu. 17. yüzyılda yaşamış Arakel Darvijetsi'ye göre 1614 yılında Ulaş'ta Surp Pırgıç Kilisesi inşa edildi. Köyde ayrıca Surp Sarkis ve Surp Asfazat'ın kiliseleri bulunuyordu. Sürp Asfazadzin ayrıca manastır olarak da anılmaktaydı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung katlı topluluktan Sebastia oyunları adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.